Ne diyor peki? Diğer lüks otomobili olan futbolcular gelip ne yapıyor mesela yanınızda beraber otomobili sürerken hani yanında bulunan mesela Adem'i görüyoruz sürekli yanında. O ne diyor mesela? Ya Adem abiyle, Eren abiyle evet. Yani onlar daha çok yanımda gazlayarak devam ediyorlar. Aracımı ben Malatya'dan aldım. 1980 model Murat 131. Görüyorsunuz da zaten her yerinde. Gerçi her yerinde yazmıyor ama. Orijinalini bozmamışsın. Ya olabildiğince orijinal tutmaya çalıştım aracı. Aldığımdan sonra pek fazla bir şeyle oynamadım. Daha çok böyle göze hitap eden, benim de zevkime uyacak şekilde buradaki arkadaşlarım var birkaç tane. Onlarla beraber arabayı modifiye ettik diyelim. Onun dışında çoğu tarafını Türk bayrağıyla donatmaya çalıştım. Onu da görmüşsünüzdür zaten. Araba yani biraz daha farklı oluyor. Az önce söylediğim gibi mesela normal düz bir otomatik bir araba sürerken ki haz da bundaki haz çok farklı oluyor. Mesela kapıyı kapatıyorsunuz, cam kolu düşüyor mesela. O şey bile farklı bir duygu olabiliyor yani. Motorunun yağını kontrol etmek, suyunu kontrol etmek farklı heyecanlar yaratabiliyor diyeyim yani. Tabii bu bir bakış açısı. Ben böyle şeylerden biraz daha zevk alıyorum. Düz otomobile geçince tabii günümüz yaşantısında genellikle insanlar otomobili hep bir yerden bir yere bir araç olarak kullandığı için biz de biraz farklı bir bakış açısında olduğumuz için biraz arabayla uğraşmak istiyoruz. Kent merkezinde biz de rastlıyoruz sana. İlginç bir kornası var onun. Evet onu da onu da her gören gülüyor. İnanılmaz bir hava kattı. Dediğiniz gibi korna çaldığım zaman herkes bakıyor, dönüyor, gülüyor, geçiyor. O da bana yetiyor zaten. Eğlenmek için güzel bir vasıta oluyor bizim için de.